Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin geçiş yolu üzerinde bulunan Edirne'de çoğu zaman kaçaklar, nehirler üzerindeki küçük adacıklarda mahsur kalıyor. UMKE, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri olası bir senaryoya hazırlıklı olabilmek için tatbikat düzenledi. Kaçak göçmenlerin nehir üzerindeki bir adada mahsur kaldıkları senaryoyu canlandıran ekipler, Suriyeli kadın, bebek ve yaralı kişiyi Zodiac botla kurtararak 112 acil servis ekiplerinin tedavi altına almasını sağladı. Trakya Üniversitesi Sarıyeçi yerleşkesi Tunca Nehri kenarında gerçekleştirilen tatbikatta Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriyeli bir aile başarılı bir şekilde ekipler tarafından kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta ilk olarak AFAD ekipleri Zodiac botla mahsur kalan kaçakların yanına UMKE ekibini götürdü. Senaryo gereği bacağı kırık olan ve yürüyemeyen kaçağı ve ailesi botla kıyıya getirildi. Ekipler tarafından sığınmacılar tedavi için ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yapılan tatbikatla ilgili bilgi veren UMKE 20. Bölge Koordinatörü Dr. Necdet Topaloğlu, Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçaklar, çoğunluğu geçmek istedikleri nehirdeki adacıklarda mahsur kalıyor. Bizler de UMKE, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü personelinin bu tür durumlara hazır olmaları için tatbikatlar yaparak eğitimleri tamamlıyoruz. Senaryomuza göre adacıkta kalan Suriyeli sığınmacı, bebeği ve eşi botla kurtarıldıktan sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir tatbikat geçirdik dedi. Sanan mülteci ve insan kaçakçılığı olaylarından bir tanesi senaryo olarak işledik. Adada nehir ortasında mahsur kalan iki tane kayıp yine mülteci söz konusu. Burada AFAD'la beraber ortaklaşa onların takviyesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. İhbar geliyor, jandarma tarafından bulunmuş 112'ye. 112 AFAD'ı haberdar edip onlar aramaya çıkıyor, operasyona başlıyor. Arkadan UMKE ekipleri de harekete geçip bu ortak çalışmayı takviyesini gerçekleştiriyorlar. Edirne Sağlık Müdürü Doktor Muhsin Kişioğlu ise burada personelimize arazide yön bulma, su altı ve su üstünde arama, kurtarma ve tıbbi tahliye konularında eğitim verdik. Buradaki tatbikatımıza Edirne'nin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli'nden yaklaşık 50 kadar UMKE, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü personelimiz katıldı dedi. Ulusal Kurtarım Medikal ekipleri 2004 yılında Sağlık Bakanlığımızca tüm Türkiye genelinde kurulmuş olup 81 ilde bugüne kadar şu an itibariyle 6000'e yakın tamamen gönüllü sağlık çalışanlarına oluşan uluslararası ve adı da artık tüm dünyaca bilinen bir tıbbi arama kurtarma ekiplerindir. Edirne'mizde az önce doktor beyin de söylediği gibi 21 tane bölgenin 20.sidir. 20. bölge koordinatörüdür. Biz bu çapta sık sık ülkemiz genelinde ve ilimizde ve bölgemizde yaklaşık 2 ayda bir tatbikatlar yapmakta. Son tatbikatımızda gördüğünüz gibi arazide yön bulma, su altı ve su üstü arama kurtarma ve tıbbi düzgün tahliye eğitimleri. Arkadaşlarımıza bu yaptığımız eğitimlerle özellikle bölgemizde sık sık yaşadığımız mülteci, kaçak sorunlarını tıbbi açıdan eksiksiz bir şekilde acil müdahalelerini yapıp bunu AKUT ve diğer UMKE ekipleri ve EDAK'la beraber AFAD'la organize bir şekilde, sağlıklı bir şekilde koordine etmek amaçlıyoruz. Bunun dışında dediğimiz gibi tahliye buradan veya bitmiyor. Bundan sonra araçta UMKE ekipleri tarafından vatandaşımız burada AFAD'la beraber alındıktan sonra UMKE ekipleri tarafından 112 ekiplerine kadar tıbbi şekilde tahliyesi yapılıp teslim edilecek ve Sağlık Bakanlığımıza ait Edirne'mizdeki en yakın acil yardım hastanesine nakli sağlanacak.